geldin Asiye Hoş bulduk abla. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Sağ olun. Not olarak düşmek istiyorum. Normalde çok konuşmayı planlamadığım bir söyleşi ama şu an gece saat 2 olmak üzere orada, değil mi? Aynen öyle. Tekrar teşekkürler. Asiye Betül'cüm, kendinle bir kahve içtiğini düşün. Karşına kendini aldığını. Ve kendine aferin, sakın, mutlaka ile başlayan 3 cümle söyle. Aferin, hala yoldasın. Sakın kendine inanmayı bırakma ve mutlaka dinle. Evet. Hazırım. Ben hazır değilim. Okey. Asiye Betülcüm, Buyurun. iyi insan, kötü insan var mıdır? Kim iyi, kim kötüdür? Neden? Bence kendini bilen iyidir. Kendini bilmeyen de kötüdür diye düşünüyorum. Kendini bilen bence iyi ve kötüyü ayırt edebilir. Kendini bilmeyen, kendini tanımayanın bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tamam, Ve şimdi ben de hazırım. hala kendimi tamamen tanıyabildiğimi de düşünmüyorum açıkçası. Hala yolda olduğumu düşünüyorum. Kimsenin bilmediği, kendine sakladığın bir yeteneğini şimdi bize açıklar mısın? Ve bu yeteneği gelecekte nasıl kullanacaksın, söyler misin? Ne? Bir dakika. Çok komik. Cevap veriyorum. Sanırım bir belki konuşma yeteneğim var. Gelecekte belki yani radyocu ya da kendi kanalım olabilir inşallah. Ne anlatırdın? Kanalında Yani yapacağım program ne hakkında olurdu? kendimi eğlendirirdim açıkçası, baş kısmı değil. Öyle keyif almaya çalışırdım. Betül'cüm, ileride ebeveyn olduğunda kesinlikle yapacağım dediğin, asla yapmayacağım dediğin örnekleri verebilir misin? Kesinlikle onları anlamaya çalışırdım. Asla da onları yalnız bırakmazdım herhalde diye düşünüyorum. Asiye Betül, bana göre çok renkli bir söyleşi oldu. Her soruya çok farklı cevaplar verdin. Ama bu soru zor bir soru. Hazır mısın? Tamam, hazırım. Her zaman şöyle sorduk biz bu soruyu. Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Ama soruyu sana değiştirerek soracağım. Genç simalara birini seç ve adaya yolla. Yanına da 3 tane şey ver. Bu kişi kim olurdu? Yanına ne verirdin? Büyük ihtimalle en yakın arkadaş grubumdan birini gönderirdim. Ortaokuldan arkadaşlarım. Sonra ben giderdim. Ben gidince de öbür ikisi de yalnız kalmasın, onlar da gelsin. Ya 4 kişi de cemaat oluyoruz. Gideriz. Bravo. Aynen. Adada. Yaşadığın yerde gençlikle, gençlerle yapılan faaliyetler sence yeterli mi? Değilse Hayır. neler yapılabilir? Yani değil çünkü genelde hani gençleri anlıyormuş gibi hissedip büyük ihtimalle onların dilinden konuşmuyorlar. Kendimi saymıyorum o gençlerin içinde ama öyle olduğunu yani düşünüyorum onların dilinden. Pek konuşmadıklarını hissediyorum devletin veya başka birinin gençlere hitap ettiği zaman. Onun dışında ne yapılabilir? Problem odaklı çözüm üretme yerine aslında o problemi ne neden oluyor bu problemi? Onu düşünebilirler çünkü gerçekten İskoçya'da veya Birleşik Krallık'ta gençlerin bir sürü sorunları var. Erken yaşta işte türlü türlü şeyler içmek olsun. Oraya girmeyeyim. ve buna çözüm üretmeye çalışırken sürekli işte şey seminerleri var. Bunun zararı nedir? İşte neden var? İşte ya da her zaman senin yanındayız.
hani bunu kullanmana gerek yok vesaire. Ama aslında bunun çoğunlukla aile yapısından dolayı olduğunu sanırım fark etmiyorlar veya okul olabilir bilmiyorum açıkçası. Aile yapısından olduğunu düşünüyorum gerçi İskoçya'da. Bunu yani aile yapısından ya da öbür sorunlardan dolayı olduğunu bilseler bile sürekli böyle çözüm odaklılar dediğim gibi öyle olduklarını düşünüyorum. Tabii belki de benim fikrimi belirtmem gereken bir şey değil. Yani haddime de olmayabilir ama bunları düşünüyorum yani. Evet. Şimdi doğaçlama hemen ek bir soru daha soracağım. Tamam. Bu problemi sen çözebilir misin? Neden çözemeyiz? Çözebilirim aslında ya. Neden çözemeyeyim? İstediğim sürece çözebilirim diye düşünüyorum. Çözebilirim, Ne gerekli sana? evet. Nereden başlardın? Nereden başlardım bu problemi çözmeye? Onların yani içine girip başlardım. O problemleri belki de kendim yaşayıp anladıktan sonra başlardım. Yani bir yani nasıl bir şey olduğunu bilip öyle başlardım herhalde diye düşünüyorum. Yani Problemi kendim tanıyıp. yaşayıp aynen problemi tanıyıp nedenlerini tanıyıp öyle başlardım diye düşünüyorum. Tabii Allah tanıtmasın böyle problemleri. Öyle. Sorumuzun adı en son. Sana bazı sorular soracağım ve en son hangisini ya da neleri yaptığını sormuş olacağım. Tamam. En son arama motorunda ne arattın? Göz çeşitleri hakkında bir şey yaptım. En son hangi kitabı okudun? En son hangi kitabı okudum? Kore'nin Peter Pan versiyonunu okudum. En son hangi filmi izledin? Black Swan. Siyah Kuğu. Çok psikoloji bozucu bir film. Kimseye tavsiye etmiyorum. En son ne tweet attın? En son ne tweet attım? Arkadaşıma şarkı söyleyecektim ve aramama cevap vermedi. Onun hakkında şikayet ettim. Evet, böyle bir tweet Güzel. En son Instagram'da kimi attım. Size ekledim. ekledin? Teşekkür ederim. Şimdi sana bir söz okuyacağım Aziz Nesin'den. Duyduktan sonra aklına ilk gelenleri söylemeni rica ediyorum. Tamam. İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur. İnsan şahit olup ayağa kalkmadığı şeylerden de sorumludur mu? Yani belki de haksızlığı gördüğü zaman ve ona karşı çıkmadığı zaman ondan da sorumludur. Ayrıca belki de bazen insan içinden geçirdiği kötü düşüncelerden de sorumludur. Bazen de belki insan bazı dertlerini içinde tuttuğu için de sorumlu olabilir onlardan. Başka aklıma ne geliyor? Bu kadar ya sanırım. Ha, bir de bazen insan paylaşmadıklarından da sorumlu olabilir bence. Yani bilgi de olabilir bu ya da bir mal da mülk de olabilir. Bu kadar. Evet. Merhaba sevgili herkes, annem, babam, herkes. Size ne söyleyebilirim? Bence mutluluğu ne kendinizde ne de başkalarında ya da başka yerlerde. Başka yerler derken kimse yanlış anlamasın, öyle bir şey demek istemiyorum. Başka şeylerde aramayın. Bence mutluluk nerede bulunabilir? Sanırım başkalarını mutlu etmekte ama başkalarında değil, hani onları mutlu etmekte veya iyilik yapmakta mutluluk bulunabilir sanırım. Yani insan kendi içinde mutluluğu bulamıyor. Ve ben de bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Hala mutluluğu bulamamış değilim.
Yok, çok şükür, çok mutluyum. Ama evet, sanırım mutluluk yani bizim düşündüğümüz şey demek değil bence. Yani çok daha farklı bir şey mutluluk. Ve hala onu hissedebildiğimi düşünüyorum. Bunu sadece gerçekten hani belki gerçekten teori için yaşayan insanların hissettiğini düşünüyorum, bu gerçek mutluluk duygusunu veya gerçekten faydalı insanların, sanırım, bilmiyorum. Böyle yani, mutluluğu aramayın ama arayın.